geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım o zamede sen de söyle. Şova hoş geldiniz. Ben bizim bir ailemiz var. O ailenin babası da emekli olmuş nihayet. Bakalım emekli olunca neler değişmiş? Tavırlarında ne gibi değişiklikler olmuş? Kendini nelerle oyalamaya başlamış? İzleyelim efendim. Buyursun. Ay çocuklar gelin. Of of. Ben burada neler çekiyorum ama siz yine de hoş geldiniz çocuğum. Hoş geldiniz. Ben kan içerim de kızılcık şerbeti içtim derim de kimse bilmez benim buralarda neler çektiğimi tek başıma nezaket olarak. Ama nezaket çeksin. Bunların hepsine nezaket çekebilirim. Anneciğim. Anneciğim biz seni şu an duymuyoruz. İçine içine konuşma. Görüntü var, ses yok. Ne oldu anlat bize. Bir şey mi oldu? Yok yavrum yok. Yok da. Ben biraz daha babana maruz kalırsam bana bir şey olacak. Evet coştu gene, coştu beni bezdirdi canımda. Şu ev kadınlığının sigortası olsa malulen emekli olduydum. Yine kavga mı ettiniz siz? Yok yavrum, kavga artık baban için yemek içmek gibi bir şey. Kavga etmediği zaman bünyesi gaz yapıyor. Kuru fasulye gibi evlilik yaşıyorum. Ay babam huysuzlukta zirvesini yaşıyor ya. Hayır, eskiden pilavdan taş çıktı diye kavga çıkarırdı. Şimdi niye pilavdan taş çıkmıyor diye kavga çıkarıyor. Ne oldu bu adama böyle ya? Geçen gün de beni aradı. Telefonu niye geç açıyorsun diye. Bağırdı, çağırdı, kapattı. Resmen sadece kızmak için aramış. Adamın üzümle işi yok. Adam bağcıya takmış. Tamam bağırma. Bence babam çok sıkılıyor anne. Sıkıntıdan bunlar hep. Ya niye sıkılıyor adam? Sizin yüzünüzden. Tabii adam emekli oldu. Bir yıl içinde turboya bağladınız okuldan. Mezun oldunuz hemen gittiniz evlendiniz kaçtınız adam boşa kaldı. Boşa kal ne demek ya? Şezlong mu bu adam? Yavrum, adam 20 yaşından beri baba. Başka bildiği bir şey yok. Ancak çocuk okutsun, büyütsün, yetiştirsin. Siz de kendi yuvanızı kurdunuz yavrum. Adam eve sardı. Bana sardı. Çocuk istiyor. Tövbe. Tövbe ya artık. Ay bir dakika. O zaman diyorsun ki adam... Çocuk büyütmeyi özledi. Anne, kız, valla bir kardeş mi yapsanız bize? Olur yavrum, olur. Ortam olsun, sade mi? Çocuğum, evladım ben gün yapıyorum da kekini hazır alıyorum. Yapamıyorum keki, bu bana çocuk yaptı. Dua mı okuyorsun abi? Yine daldı gitti bak. Tamam da şimdi nerede? Babam nerede şimdi? İçeride. İçeride beylik tabancası gibi aldı eline şarjı tornavidayı. Olduğu gibi her bir şeyi söküp de takıyor. Oh. Nezaket! Nezaket musluğu tamir ettim. Hayırdır çocuklar? Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyiz baba, sağ ol. Şevket, lavaboyu mu söktü? He, tamir ettim, artık akıtmıyor. Akıtacak bir lavabo bulamadığı için akıtmıyordur Şevket. Artık bu sondu. Bu şu var ya, şu elindeki sondu artık. Bundan sonra evdeki saatin pili bitse değiştirmene izin vermiyorum. Bitti artık bu son. Hadi çocukların bakalım. Çocukların yanında benimle tartışma. Hadi bakalım. Hep tartışma.
tartışıyorsun, benimle tartışma. Tartışıyorsun hep. Hadi bakalım. Şey yapma, benim sorularımın yanında benimle tartışma. Tartışma sorularımın yanında benimle. Aa, tartışma. Hayırdır çocuklar, hangi rüzgar attı sizi buraya? Aa, o ne demek babacığım, biz sizi çok merak ettik. Özledik, geldik. Vay. Demek merak ettiniz he? Ha biz yaşlandık yani. Ha biz kendi kendimizi idare edemiyor yani. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Siz kendinizi merak edin yavrum. Saygınız yok, hiç yok. Babacığım ne alakası var? Geçerken uğradık, bir işimiz vardı. Sizi de görelim istedik. Geçerken uğradık. Siz hep zaten geçerken uğrayın yavrum. Biz sizi yapalım, büyütelim. Siz geçerken uğrayın yavrum. Hayırsızlar! Siz insan yavrusu musunuz, timsah yavrusu mu? İnsan anasını babasını birazcık merak eder be. Babacığım, bunlar 6 saniye önce merak ettiğimiz için kızı bağırmadın mı sen? Sus! Cevap verme babaya. Hep bu çocuğu sen şımarttın. Bu böyle asi oldu nezaket. Oğlum sen de az tut şu çeneni. Bağırma çocuğa. Bırak kendisini ifade etsin. Özgüvensiz olacak çocuk. Ay Şevket, az bir sabit dur. Ne olur bir öyle bir böyle ya. Ha ben gidiyorum mutfağıma canım, mutfağıma. Siz de artık konuşun babanızla ne olursa. Anne dur, nereye gidiyorsun? Anne, anne. Gitme, gitme. Anne, otur sen de konuşalım. Anne. Anne. Anne gitme. Çocuğum. Oğlum. Aydemir Akbaş gibi çıktı dışarı. Bak, evet. Davudi sesli yavrum, otur bakayım. Sine. Babam. Kızım. Babacığım. Ne oldu senin yüzüne öyle? Ne olmuş yüzüme? Ne olmuş? Ha be, bugün birazcık makyaj yaptım. Onu mu diyorsunuz? Kızım kendini öyle küçük görme. Bayağı işçilik var o suratta. O makyaj değil, bildiğin badana boya. Suratında kabaran yerler olmuş kızım. Bildiğin dalgalanma var. Çay mı içsek? Hadi çay içelim. Çay. Çay koyayım mı? Çay. Çay yapıyorum. Tabii ya. Baban ağzını kapatmak için çay yap değil mi kızım? Baba bir sus, car car konuşma deme. Çay yapayım de değil mi kızım? Saygınız yok. Hiç yok. İyi o zaman oturayım konuşayım. Kalk bir çay koy babana. Hayırsız. Allah'ım yarabbim ya. Trip attım, çocukların ahı mı tuttu? Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Ben Sinem'e yardım edeyim, çay koyalım dedi gidelim. İbo. Eşşedella. Buyur baba. Gel bakayım şöyle yanıma otur. Oğlum. Sen niye bugün işte değilsin yavrum? Bugün işim yok baba. Lan çarşamba günü işi olmayan adam mı olur? Tabii bulamadın kendine değil mi? Adam gibi bir iş. Dur. Dur şu Dursun abiyi ben bir arayayım da bir eski bankacı sana bir adam gibi iş bulalım dur. Baba ben avukatım. Baba ben avukatım. Hı. Avukatım de avukatlıkla yetin değil mi oğlum? Neden benim oğlum bir adalet bakanı olmasın? Baba ben avukatım. Sen küçükken de böyleydin. Hep elindekiyle yetinirdin. Elindeki ne olduğunu biliyorsun değil mi oğlum? Evet babacığım ah. Buyurun babacığım. Ah sağ ol, sağ ol kızım, sağ ol yavrum. Buyurun babacığım. Ama açık koymuşsun yavrum. Ha, koyultayım. Ben onu koyayım. Uykum kaçıyor, uykum. Açık içiyorum ben. Ha, Mesut geldi beni almaya. Ben kapıyı açıp geliyorum babacığım. Burası benim evim. Kapı çalınıyorsa ben açarım. Tamam, peki babacığım. Kızım vitaminsiz misin? Kapı çalıyor, kalkıp ben mi açayım yavrum? Saygı yoksunum. Babacığım siz şimdi demediniz mi? Burası benim evim, kapıları ben açayım diye. Demedi mi abi? Ben hiç öyle bir şey duymadım. Adi. Adi değil, abiyim ben. Adi. İbo. Eşşi değil mi? Buyur baba. Oğlum. Para durumun nasıl? Sağ ol, çok şükür. Kazanıyoruz işte. Geçiliyoruz. Al şunu al, hadi al. Ne o baba? Harçlık. Ne o?
200 euro 5 lira. Al bakalım. Ya o temsili para niye söylüyorsun ne olduğunu? O kadar çok veriyorum ki önlemeye çalışıyorum. O zaman onu ne bileyim. Şimdi 200 lira takribi 495 liraya geliyor. Şu anda 500'e tamamlar. O euroyu nereden biriktirmiş bu emekli adam? Şeye gittik geçen hafta Berlin'e. Orada geziye gittik, orada oldu olaylar. Evet, hikayesi varsa o zaman var, doğruymuş. Var, hikayesi var. Bütün paraların, olayların kesinlikle önemli. Doğruymuş o zaman, pardon. Evet, üstünde de sahte yazıyor, namussuz. Oğlum al şunu bakalım. Ne bu baba? 200 euro 5 lira, al yavrum. Oğlum bak. Baba, o senin Berlin'den kalan paran, ver. O duvar yıkıldıktan sonra... Ama... Şu paranın ne olduğunu boş ver de miktarını al şunu. Genç adamsın. Oğlum barodan cübbe falan isterler. Paranın cebinde dursun. Al, al dursun. Aa, baba gerek yok. Benim param var. İhtiyacım yok. Vay be. Vay be. Demek sen benim kazandığımın mislini kazandım demek istiyorsun ha? Demek benim parama ihtiyacın yok. Öyle mi yavrum? Vay be. Tamam baba ver tamam. Çok teşekkür ederim baba. Sağ ol. Çok da lazımdı vallahi cübbe. Ulan eşek kadar adam oldun. Hala babandan para istiyorsun be. Utanmaz. İneyim mi kamını? Lan al üstünde şimdi al be. Al. Al bunlardan al. Al üstündekini al. Baba. Allah'ım bizi neyle sığıyorsun? Ne oluyor burada ya? Ya şimdi aşkım hiç girmeseydim ben ya. Merhaba. Mesut hoş geldin oğlum gel. Şevket gel babacığım. Bakalım. Gel. Merhabalar nasılsınız? Sağ ol gel bakalım. Nasılsın neler yapıyorsun? Çok sağ olun efendim yani. Kabız mı oldun yavrum? Mesut'um hoş geldin. Seni Allah gönderdi tam zamanında geldin. Geçmiş olsun kabız olmuşsun. Buyurun efendim nasılsınız? Sağ ol Mesut'cum iyiyim de. Artık bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor yavrum. Kızım Sinem'le kaç yıldır birliktesiniz. Artık bu işin bir adını koymak lazım. Baba, biz evlendik. Sus! Cevap verme babaya! Evlenmiş olabilirsiniz ama eviniz yok. Var mı? Yok! Yok. Ev mühim. Eviniz olsun. Evi alacaksın. Tamir ettireceksin, o evi kiraya vereceksin, aydan aya kirasını alacaksın, kira vergisini vereceksin, ev miyim? Eviniz olsun. Ben size ev bakacağım. Bu Beylikdüzü tarafı değerlenecek diyorlar. İbrahim, sana da oradan bakacağım. Baba, ben zaten Beylikdüzü'nde oturuyorum. Oğlum, sen üst Beylikdüzü'nde oturuyorsun. Alt Beylikdüzü değerlenecek diyorlar. Mesut, size alttan bakacağım. Babacığım... babacığım... Biz 6-7 yıl sonra ev almayı düşünüyorduk. Müsaade. Direnme, direnme. Akışına bırak. Şevket! Artık yeter. 35 yıldır yaptın yapacağını. Bırak şu çocuklar ayaklarının üstünde dursun. Kendi başlarına yeter. Anne, ne diyorsun ya? Dur. Abi yok artık. Ben burama kadar geldi. Artık konuşacağım ben çocuğum. Anne yapma. Eyvah. Evet. Eyvah. Oğlum haklı. Ananız ha? Yani... Sen karışma! Sen karışma! Çocuklar benim ilgimden, alakamdan memnunlar. Sen karışma! Değil misiniz lan? Yani ben... Yani ilgi derken, yani. Alaka... Vay be! Demek bana ihtiyacınız yok, öyle mi? Vay be! Olsun, olsun. Çok da güzel olur böylesi. Sanki ben çok istiyordum. Benim de canıma minnettik ki zaten. Baba ne ol? Babacığım bak, yanlış anla sen. Baba! Duhum baba! Küstü. Anneciğim. Mutlu musunuz? Bak ne yaptınız bak. Ha ben suçluyum şimdi. Ben suçlu oldum. Orada ben bilmiyorum ben bilmem derken iyiydi ama bilmiyorum derken. Şevket. Kocacığım canım benim. Bak babalık sadece çocuklara para vermekle öyle karışmakla olmuyor. Yani bak biz ne zaman başımız dara düşse ilk kime geliyoruz? Sana geliyoruz. Ha tabii babacığım. Bizim senin fikirlerine her daim ihtiyacımız var değil mi? Hani miş babi iş yok. Yetmez işte yetmiyor, 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 yetmiyor. Aaa!
Bak bak ya, fatura ne kadar da fazla gelmiş ya bu doğalgaz faturası. Allah aşkına bu ne ya? Bu ne canım? Olacak iş değil. Hep. Ne yapacağız? Birine mi danışsak? Kime ama? Hmm. Sizin ev merkezi sistem yalancılar. Ya benim şu telefon çok eskidi. Yeni bir tane alayım diyorum da hiç anlamam yeni son modelden. Kim araştırır da alır bana bir tane acaba? Kim baksa o işlere? Kim? Ne alacaksın? Dokunmatik mi? Abi. Bu telefon yeni yalancı. Biz bittik. Hayırlı olsun. Gel ya. Ay İbrahim. Ha? Neredesin sabahtan beri? Seni arıyorum ya. Buradayız hayatım. Babama uğramıştık. Hayırdır ne oldu? Ya ben sabah doktora gittim ya. Evet. Ben hamileymişim. Ne? Baba oluyorum. Çok şükür baba oluyorum sonunda. Yüzümüze güldü. Duydun mu Şevket? Dede alıyorsun. Sevincimi içimde yaşıyorum ben. Tep gibi bozama. Bir dakika, bir dakika. Hayatım sen niye sevinmiyorsun? İbrahim çocuklar dördünüz. Yavaş. Oğlum ne yaptın sen? Dört. Kızım sen niye peşin analık yapıyorsun? 36 ay taksitle doğursaydın bari. 4 çocuk aynı anda nasıl bakacağım, nasıl geçineceğiz, nasıl olacak o işler ya? Kim akıl verecek, kim fikir verecek bana, kim yardımcı olur? Ne bakıyorsunuz be? Baba. Babam ocağına düştüm, bir yardım et bak. Sen ki bir tek maaşla iki tane çocuk büyütmüş, okutmuş adamsın. 4 tane torun görüyorsun. Ne yapacağım ben? Bana bir yol oradan göster baba. İlgili övüyorum. Baba 4'ü bir de aynı anda 4 torun geliyor. 4 çocuk. 4 tane çok cazip. Çok iş var. İlgileniyorum tamam. Hepsiyle ben ilgileniyorum. Şimdi İbrahim sen bana maaş dökümünü getiriyorsun. Gelir gider listesini hazırlıyorsun. Çabuk. Tamam. Çabuk. Geri dön. Doğru. Sinem kızım sen anne olmuş arkadaşların ara kullanmadıkları beşlik bez ne varsa göndersinler. Hadi yavrum. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Ben ne yapayım baba? Oğlum sen tuvalete git. Müsil de al bir güzel rahatla. Hadi yavrum. Sen de bana orta kahve yap. Yok yok, sade yap. Bu gece uzun. Tamam. Uzun bir gece olacak. Hesap yapmam lazım. Baba geri döndü. Nezaket. Çok mutluyum. Efendim, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2014 yılı Medya Oscar'ları ödülü, yılın şov programı Güldür Güldür Show. Çok teşekkür ediyoruz. Layık olmaya çalışacağız efendim. Evet. Hiç eskiden mahalle kavgalarına karışanlar var mı? Buyurun beyefendi. Yaş 15-14. Gençlik yılları, kanlar deli. Yeğenime karışmışlar benim. Yeğeninize karışmışlar? Evet. Biz de bir gençlik yapalım dedik, delikanlılık yapalım dedik. Gittik korumaya çalıştık. Dayak yiyerek geri geldik. Gerekli çoğunluğu sağlayamadın mı? Tabii sonra yok. Ben tek giderim genelde. Başka kimse dayak yemesin diye. Tek başına mahalleye daldınız. Peki hasar neydi sonuçta? Hasar iki burnum yani burundan kan. Güzel. Burundan kan. Bir burundan iki burun yaptılar size. Burundan kan, ağızdan da bir tane diş düştü, o oldu yani. Başka bir şey yoktu, bir sıkıntı. Yani başka bütün sıkıntılar vardı, şimdi burada anlatmaya zaman yetmez. Ha, yani daha kavgalar da oldu başka. Çok çok, yani en ufak şöyle söyleyeyim, balkondan tüp sallayan falan böyle. Yine bir tek başına bir seferdeydim diyorsun. Evet. Kim bilir siz ne yaptınız tüp attıracak? Evet, yani... Ne yaptınız? Şöyle söyleyeyim, ben ilk önce çocuğu iyi bir haşladım ama tek başıma yakalayınca dövüyorum, kimsenin gücü yetmiyor. Tabii canım. Sonra? İyi bir haşladım, sonra annesi ablaları falan geldi. Çocuğu eve gönderdi. Annesi ablaları geldi. Tabii evet. Çocuğu eve gönderdiler falan, o da aynı yaştayız. Tabii gururuna yediremedi, tüpü almış, balkondan salladı bana böyle.
Anneyle ablalar nerede? Onlar da yanımda ama tüp benim yanıma düştü. Şansa. Ha, tam böyle iyi atıcı yani. O. İyi atıcıymış. Zaten askerde komando şu anda. Şeyde, kiliste askerlik yapıyor kendisi. Bir mesaj iletmek istiyor musunuz kendisine? Kendisine buradan mesaj iletiyorum. Onu çok seviyorum ama. O kadar çok kavgamız da oldu. Bir numaralı kardeşimdir Cüneyt Acar. Cüneyt'e de ki artık doğal gaza geçtik. Var mı başka bir şey? Hayırlı tezkereler dileyelim bari. Hayırlı tezkereler olsun inşallah. Peki, bir an önce gelir. Teşekkür ederiz. Efendim aynı şekilde bizim arkadaşlarımız da hesap soracaklar. Bakalım öbür mahallede onları ne karşılıyor ve sonradan neler yaşanıyor izleyelim efendim. Kanka. Vallahi. Kanka vallahi çok formdayım. Bugün arkadaşlarını eziyoruz ya. Bitiriyoruz. Acayip iyi hissediyorum kendimi. Bugün basacağım smacı. Basacağım smacı. Of. Ben biraz sertimdir kanka bu oyunla yalnız. Uyandırayım, uyarayım. Ondan sonra karşı takım ağlamasın, sızlamasın bak. Basket bu. Erkek oyunu bu. Aferin İbom. Sert ol İbo. O sertliğine bugün çok ihtiyacımız var kardeşim. Aferin aslanım benim ya. Böyle omzuna dönüp falan oynarım ya. Tak tak. Aa, aferin lan. Omzunla hep öyle şeyler yap, tamam mı kardeşim? Hiç merak etme. Böyle çaktırmadan tak. Tekme de atarım, tak. Çelme de takarım, hop hop. Ulan her şeyi yap, çaktırarak yap. Ağızlarını burunlarına çaktır. Dal onları, mahvedin lan. Hadi çocuklar, mahvedin onları. Ya kanka hayırdır ya? Sen niye böyle gerginsin? Bu stres niye? Oğlum bana bak, yoksa bunlar profesyonel falan mı? Kulüpte falan mı oynuyorlar be? Ya ben daha fazla dayanamayacağım, söyleyeceğim ya. Hopla. Arkadaşlar maç falan yok. Aşağı mahalleden bir serseri bana artistlik yaptı. Ne? Ben de buraya çağırdım. Üç kişi nasıl olsa 2-3 tokat atar yollarız ya. Ha. Korkmayın lan, bir şey yok zaten. Hallettim ben. Ha, öyle diyorsun. He? Sen öyle diyorsun şimdi. Aynen. Yalnız kanka ben hiç sevmem böyle şeyleri ya. Döverim, döverim. Korkmam. Döverim, ağzını bunu kırarım da hiç sevmem. O yüzden ben sizi baş başa bırakıyorum. O zaman görüşürüz. Dur lan, nereye gidiyorsun? Delikanlı adama kaçmak yakışır mı be? Ha. Kanka şimdi bak, ben de hani öyle kavgadan falan kaçmam. Ama ya ne gerek var ki böyle şeylere? Niye ki kavga oluyor ki ya? Niye öyle şeyler? Ya oğlum bu Dilek yok mu? Evet. Benim sevdiğim kız. Ha işte aşağı mahalleden bunlar demiş ki, yok bunlar bizim mahallemizin kızı, sen bakamazsın. Yok bilmem ne. Ya babasından korkmuyor kız bunlardan korktuğu kadar ya. Ama İbo var ya, kızın şu an beyaz atlı prensiyim. Hadi lan prense bak. Cücük prens. Vallahi bak kanka, ben öyle kavgadan falan korkmam. Korkmam da. Yani diyeceğim şu, hani şimdi buralar biraz sakat yerler ya. Çok tekin yerler değil. Hani başımıza falan burada bir iş... Oğlum başımıza bir iş falan gelir lan. Hem serseri... Serseri merseri diyorsun bak, boş ver. Ya oğlum manyak mısınız ya? Ben adamla telefonda konuştum. Adam fıs. Ben bir şekil koydu, aynen böyle kaldı, merak etmeyin. Hem kafacı Mesut abi de geliyor, kardeşini yalnız bırakmadı. Aa, bizim Mesut. Kafacı Mesut, tak tak tak. İrramın aleyküm. Bilal kardeş sen misin? Benim. Şekil Bilal diyeceksin. Anlaştık mı? Ne öldü? Oğlum. Henüz bir şey olmadı ama olacak. Biz arkadaşlarla kafa kafaya verip nasıl döveceğimizi planlayalım. Oğlum sen ne yaptın ya? Ha. Ya bu aşağı mahallenin psikopatları bunlar. Psikopat mı? Ne psikopatı ya? Bilal, sen pilav üstü uranyum mu yedin kardeşim? Ulan bu ahtapot İsmail lan. Ahtapot mu? O ne saçma lakap öyle ya? Niye ahtapot? Niye mi ahtapot? Adam aynı anda 8 kişi yumruğuyla dövmüş adam, o yüzden ahtapot. Allah Allah. Tamam tamam, ben çok iyi anladım abi. O zaman ben tezgahı kuruyorum yavaş yavaş. Kur. Oğlum ne tezgahı? Aa, beyzbol sopası çıktı. Ne yapacaklar ki, satacak mı? Onlara o tezgah kuruyor çünkü. Ya bize doğru çıkarıyor, niye bize doğru çıkarıyor ama ya? Hilti mi o? Ha. Hilti o, hilti. Neyse var ki, niye hilti çıkarıyor ki? Asfalt mı verecek ki, niye ki?
Mesut abi! Mesut abi neredesin abi? Abi bırak şimdi otobüsü, sen direkt taksiye atla gel, parasını ben vereceğim, çabuk ol ya! Herifin telefonunu bile mi ol lan? Buna güvenip geldik. Abi el bombası çıktı orada! El bombası çıktı, ne oluyor lan? Savaşa mı giriyoruz lan? Nereye girecek bunlar? Galiba bize girecek kardeşim. Bazuka mı o ya? Bazuka bayağı bildiğin bazuka ya! Biz bireysel silahlanmaya karşıyız kardeşim. Takım halinde silahlanıyoruz, ekip ruhu. Maşallah. Bilal değil mi? Bilal, siz de İsmail olmalısınız abi. Abi yok. Bak, abi yok. Abi yok, sinirlenirim. Sen o bütünleme şansını ne yaptın? Kaçırdın birader. Bilal. Bilal, bu adam bizi random döver. Aynı anda bütün tuşlara basar, ağzımıza... Oğlum bir şey söylesene adama. Ben mi söyleyeyim? Sen söyle, konuş. Abi siz galiba bir yanlış anlaşılma oldu burada. Siz biriyle karıştırdınız galiba beni ya da bizi. Fikri, dün akşamki telefondaki konuşma metnini bir ver bakayım. Kim? Hiç haberim yok ki. Kim konuştu ki? Sen kimsin lan? Bilal'im ben, Bilal. Şekli Bilal. Bana bak oğlum, lafı uzatma. Yarın üstümde yeşil tişört, altımda basket şortuyla geleceğim. Bekle lan beni orada, beni hasta etmeyin. Tesadüfe bak ya. Aynı giyinmişiz. Arkadaşım, bizim mahallenin kızıyla gezmeler, tozmalar, eve bırakmalar olmaz. Oğlum, senin yaptığın atar. Bizim burada ilk ayaktan yatar lan. Gözde sitesi çocuğuyuz. Alo! Abi, bir dakika. Şimdi şöyle söyleyeyim. Konunun bizimle hiçbir alakası yok abi, ikimizle. O yüzden biz sizin çok yüksek müsaade istiyoruz. Oradan da bu tarafa doğru, mahallemize doğru yol alıyoruz abi. Abim, elinizi öpeyim abim. Hadi, sağlıcakla benim güzel abim, hadi. Nereye? Tecrübeli satış elemanları nereye? Sen kimsin ya? Biz tanımıyoruz seni, basket oynamaya geldik. Bu topumuzu kapıyor. Daha çok dövün bunu. Yürüyün. Ayrıca bizim mahalleden Şişko İboy'la Maybe Face Bahadır da sizin mahallenin kızlarıyla dolaşıyorlar oğlum. Ne yapacağım? Bittik biz Bilal! Bitirdin bizi Bilal! Ulan bu boyla basket oynamaya gidelim dediğinde anlamalıydım zaten. Tamam Bilal'cim, görüşürüz yarın. Kapat, fazla yazmasın. Sana ne lan? Yazarsa yazsın, sana ne? Kapat lan telefonu. Anten. O anten hiç olmamış. Evet beyler. Abi, sana yapılmış şekil bize yapılmış sayılır. Vur lan bana! Vur lan bana! Vur bana! Vuruyorum! Bana vurun! Değişik ele aldın değil mi Mustafa rolü? Tabii. Böyle bir daha bir psikopat bir tarz. Çiğ et yiyip gelmiş ya. Tamam, o zaman rolün hakkını daha da verelim. En arkadaki seyirciye de etkisi geçsin. Şuradaki uçmandan alalım. Hı hı. Biraz büyüterek oyna. Büyüterek, tamam. Şuralarda sekerek yanımda. Çok mu acaba büyütecek mi? Ben de ondan korkuyorum da bakalım. Abi bir saniye. Sana yapılmış şekil... bize yapılmış sayılır. Büyüyor. Vurun lan bana! Vurun lan! Vurun! 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 Bana! Vurun! 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 Ha! Ha! Vurun lan bana! Vurmayın, vurmayın. Tuzak soru bu, vurmayın. Bakın buna bir fiske atarsak bizi atomlarımıza bölerler sakın. Biraz dayanın, dayanın. Mesut abi yoldadır, dayanın. Oğlum vurun lan bana. Rica ediyorum. Vurun lan. Aldık. Vurun lan bana. Bana vurun. Bana vurun. Lan çok iyi vurdum ya. Nasıl bir manyak lan bu? Ayılt Fikri şunu. Bir tane daha geliyor. Abi büyütmeyelim ya. Adam deminden beri ne diyor? Vurun. Vurun bana diyor. Vurun diyor. Vurun. Vurun diyor. Vurun. Niye vurmuyoruz lan? Abi, niye vurmuyoruz? Abi gözü niye vurmuyoruz lan? Niye vurmuyoruz? Vurun lan. Vurun.
Kardeş çok teşekkür ediyorum. Kendime geldim ya. Abi bir dakika bakın. Bence bir yanlış anlaşılma var. Aa! Çivili sopa mı o? Ya sopa zaten sopa. Bir de çivi çakmışlar üstüne. Biz bittik Bilal. Abi. Bittik biz. Abi bir dakika tamam. Tamam. Bakın siz çok nezih bir insana benziyorsunuz güzel abim. Ne olur bakın biz Dilek'le... Niyetimiz çok ciddi abi. Yarın gidip isteyeceğiz biz kızı zaten. Bak sen o konuşurken o elini bir indir önce. Tamam abicim. Yani biz Dilek'le gidip konuşacağız abicim. O kafanı sallama bir konuşurken. Abi siz de haklısınız da biz Dilek'le yani... Bak benle konuşurken göz teması kuracaksın birader. Tamam abi. Biz Dilek'le çok ciddiyiz abi. Sesli harfleri kullanma lan! Yavrum. Kıyma ona zalim. İbrahim yeğenini tut. Durum böyle abi. O dudakları bir kapat, anla. Lan oğlum! Adama sen gizliden küfür mü ediyorsun lan? Abi, istediğimiz denyodan başlayabiliyoruz mu? Ben Hilti ile dalıyorum. Mesut abi! Allah aşkına abi bakın biz Dilek'le vallahi çok ciddiyiz ya. Ben seviyorum kızı, istemeye gideceğiz diyorum. Niye anlamıyorsun? Kızı getirin lan. Kızı mı getiriyor? İsmail abi, o çivili sopa biraz... Dilek! Şimdi sen bu delikanlı ile çıkıyor musun mahallemin kızı Dilek? Dilek söyle de. Yok İsmail abicim ne çıkması ya? Ben senden habersiz öyle bir şey yapar mıyım hiç? Hemşunun tipine bak Allah'ın sen bunun tipi bile kendinden davacı. Dilek ne diyorsun kızım? Abi yeme vallahi dokunacak ya. Dilek ne diyorsun Allah aşkına? Hani ben senin beyaz atlı prensindim ya. Neyse İsmail abicim ben artık gideyim geç olmadan. Sen sonra kızıyorsun yoksa. Geç oldu ben kapıya kadar bırakayım ya. Allah'ım yarabbim ya. Mesut abi neredesin? Abi tam zamanı şimdi Mesut abi. Ne oluyor oğlum? Allah! Allah! Kim kime şekil koyuyor onu? Mesut abim. Kim? Abim, hızırım, acilim, servisim bir tanecik abim. Ne oldu lan? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Vurayım mı lan sana? Ha? Nerede o kel? Dur nerede? O kel nerede? Gel lan buraya. Gel lan. Gel limanına gel bak bak. Mesut abi geldi keltoş. İsmail abim. Abim. Abim ver elini öpeyim. Allah aşkına elini öpeyim. Nasıl ya? Abi. Abi bunlar sana yamuk mu yaptı? İzin ver ben de iki vurayım şuna. Abi. Mesut abi. Mesut abi. Ulan ne yapmışsın lan ne yapmışsın? İsmail abi bir eşeklik yaptık. Sen bizi affet abi. Abi ne olur ya. Gözünün çapağınıyım. Müsaade isteyeyim ben gideyim abi ya. Uza Mesut. Uzuyorum abi. Ben şu köşede yaptığım hata yüzünden kendimi döveceğim yemin ederim. Ulan seni var ya. Mesut abi. Sen bunu bildin mi bunu? Bak bu beyzbol sopası. Evet bildim. Şimdi abi benim bir özel ricam olacak sizden. Rica ediyorum. Kasık ve belden aşağı vurmazsak ne olur ne olmaz. Ne olur benim özel ricamdır abi, saygılar abi. Hayırdır aslan? Ne? Rocky ile kariyer maçına mı çıkacaksın ha? Kime diyorum ben? Alo! Alo! Kime diyorum ben? Alo! Lan alo! Oğlum bir nişan versen şu telefona adam sinirleniyor ya. Abi! Abiler biz aslında çok iyi çocuklarız. Tanısınız, çok seversiniz. Biz sizinle çok güzel arkadaş olabiliriz abi. Bak çok haklı. En güzel arkadaşlıklar
Kavga ile başla. O zaman ben pes ediyorum abi. Tamam, başlıyorum şu anda. Bana bir tokatla girişin ufaktan. Aparatif olarak aparkat alırım. Üzerine tekme, tokat, kovanıyor mu olsa tamamlarız inşallah geceyi abim. Ben de o menüden istiyorum. Fix olsun, fix. Bana da yarış. Başlayın beyler. Ya yok, yok, başlamayın ya. Yapmayın, yapmayın. Hadi yapmayın. Bir dakika. Sıkıştım ben o. Aa, hayırdır ya, niye toplandınız? Mahalle maçı mı var? Ha. Muhtarım hoş geldiniz. Mahalle maçı var. Tek kale maç yapıyoruz burada. Ay ne güzel. Aferin çocuğum, böyle güzel güzel kaynaşın. Mahalleleriniz de birleşti artık zaten. Ben onun kutlamasına gidiyorum şimdi. Nasıl nasıl? Gözde sitesi de artık bizim mahalleye katıldı. Yani artık aynı mahalledensiniz. Ya! Ay sen ne tatlısın öyle bakım. Yakışık mı? Çocuklar hadi ben gidiyorum. Geç kalmayın. Hadi siz kaynaşmaya devam. Hadi. Muhtar! Muhtar! Aynı mahalle mi? O zaman... Nasıl ya, şimdi bunlar bizim mahallenin çocukları mı oldu? Ya olur mu oğlum? Resmi gazetede yayınlanmadan kesinleşmez. Biz o kadar hazırlandık ya. Pitbull dur. Mahallenin çocuklarına elimiz kalkmaz. Ne yapacağız, onlar da artık bizden sayılır. Ekip olduk yani. Ha, aynen. Ona göre ha. Abicim ver elini öpeyim abim. Biz de öyleyiz biz. Acayibiz biz ya. İsmail abi. Emrin olur abi, bundan sonra ne istiyorsan yani. Kal de gidelim, öp de uyuyalım. Çene İbrahim bu be! Çene İbrahim, hey! Bu çene var ya, tır çeker, tır. Vurun bana! Vurun, vurun bana! Boğa burcuyum ben, yükselenim akrep, vurun! Alo! Hiç olmuyor be abi! Olur olur, zamanla olur bir şekil. Şimdi bak birader. Bizim yan mahalleyle husumetimiz var ya, biz gidip onu bir çözeceğiz. Tamam. Sizden sonra buraya başka randevumuz vardı. Siz burada kalın, o durumu çözersiniz, o mevzuyu halledersiniz. Oldu mu? Tamam abi, sen yeter ki söyle. Biz hangi metotla derdest edelim bu lavuğu? Derdest edip düşün. Ben bilmiyorum ama yapalım onu. Şefik diye bir tane çocuk var. Oradayım fikiriz. Bu Şefik 16 tane mahallemizin delikanlısını aynı anda dövdü. Siz onu derdest edeceksiniz. Anladınız mı? Aynı anda mı? 16'da. Delikanlı mı? Anlamadığınız başka bir şey var mı delikanlılar? Vurun bana! Alo! 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 Acayip. Oğlum oradan Haydar'ı bırakın da yardımcı olur belki. Allah'tan Haydar abi bizde kalıyor. Sorun yok oğlum. Hallederiz ya. Haydar abi eyvallah abim. O pitbull lan. Haydar bu mu? Aynen. Aman çocuklar dikkat edin. Yumurta çıkarmaya benzemez. Hadi bakalım, az dövün, az dövün. Tamam abi. Abi kusura bakma, sana da vuramadık. Canın sağ olsun. Eyvallah abi. Manyak. Bilal, 16 tane adam aynı anda dövmüş oğlum. Uzasak mı, kaçsak mı lan, ne diyorsun? Manyaklaşmayın oğlum. Bak bu işin üstesinden gelirsek sırtımız yere gelmez bir daha. Öyle mi diyorsun kardon? Tabii oğlum. Ya bir sakin olun ya. Gün korkma günü değil oğlum. Bakın kimse hayat kadar sert vuramaz. Ben bunu bilir, bunu söyle. Malum televizyon programları hayatımıza girdi ve hayatımızdan birer parça oldular. Bir televizyon programına katılacak olsanız nasıl bir formata, nasıl bir içerikte programa katılmak isterdiniz? Ve o programda yapacağınız, yani siz katılınca olacak değişiklikler neler olurdu acaba? Şurada bir beyefendi var. Arabesk şarkıların böyle eleştirildiği, kliplerin nasıl olması gerektiğini anlatan bir program yapardım. Çünkü arabesk şarkıları duyduğum zaman... Birden böyle modum değişiyor falan. Nasıl bir değişiklik oluyor? Ya mesela diyelim özellikle böyle bir aksanlı falan konuşuyorsa, eğer şarkıcı biraz aksanlı damardan giriyorsa, ya ben de mesela konuşmamda değişiklik oluyor. Damardan girmek nasıl oluyor? Ya mesela nasıl diyor, benim meselem derim meselem diyor ya. Ondan sonra bendeki olay şöyle oluyor. Ya ne yapıyorsun sen falan. Yani böyle değişiyor yani konuşmam. Yani bu arabesk şarkıların ve o yazılan o sözleri inceleyen bir program mı diyor? Evet, evet, evet. Nasıl olması gerektiğini, daha geliştirilebilir, daha nasıl
Hartı daha nasıl derin damar diyorlar ya, daha nasıl damar olabilir mesela? Direkt bunu yapabiliriz. Direkt alta giden bir şey bulayım istiyorum. Olabilir. İçinizde böyle bir arabesk yapı mı var? Ortaya çıkıyor zaman zaman. Yani daha canınız sıkıldığında mı çıkıyor yoksa müziği duyduğunuzda mı? Daha çok neşeli olduğumda ortaya çıkıyor. Diyelim ki sabah işe gidiyorum, arabada müziği, radyoyu açtım ve arabesk müzik dinledim. Sonra arabadan indim, diyelim ki bir arkadaşımla yan yana park etmişiz, onu görüyorum. Ya sen ne yapıyorsun falan, böyle bir olay oluyor. Peki hep ne yapıyorsun oluyor? Ya bizim birkaç böyle repliğimiz var, öyle gidiyorlar. Başka neler var, duyalım. Ne yapıyorsun? Ya sen ben hiç sevmiyorsun. Ne diyorsunuz bunu? Ya mesela diyelim ki en çok Mehmet diye bir arkadaşım var, o da şu anda burada. Siz tam Uğur, nerede bilmiyorum. Uğur Mehmet'e sen beni hiç sevmiyorsun. Mavi kazaklı arkadaş. O size ne söylüyor? Ya o seviyorum da gösteremiyorum mu diyor. Onun olayı daha çok kırmızı şortlu diye bir karakter var, internet fenomeni, belki bilenler biliyordur. O da beni görünce ya kırmızı şortlu falan böyle şey yapar yani. Olayımız bu. Evet. Tabii bunlar espri ama biraz garip geldi biliyorum ama öyle yani. Yok gayet bana kırmızı şortlar. Güzel. Teşekkür ederiz. Var ben mı teşekkür ederim sağ ol. Şey? Mehmet Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seviyor mu söylesin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizim de bir arkadaşımız var. Hasbelkader bir televizyon programında kendini yorumcu olarak buluyor. Bakalım ondan sonra olaylar nasıl gelişiyor? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Ablacığım hadi ablacığım hadi program başlayacak. Hadi lütfen. Kaç keredir söylüyorum, bana çamaşır suyu alman lazım ya. Çamaşır suyu olmadan ben temizlik yapamam. Nasıl ki Faiksiz Safiye olmazsa çamaşır suyu olmadan da temizlikçi olmaz. Anladım, tamam ablacığım. Önce bir şurayı halledelim çünkü birazdan program başlayacak. Benim de hazır vermem lazım. Sen ilk buranın tozunu al, olur mu? Hadi. Ya ben buranın tozunu alamam, benim alerjim var. Tamam, yerleri filan sil o zaman, hadi abla. Ya yerleri de silemem, belim ağrıyor, çok kötü ya. Ablacığım o zaman elektrikli süpürgeyle toz al bari. Elektrikli süpürgeyle falan hiç toz alamam çünkü o çalıştığı zaman benim başım çatlıyor, yapamam öyle bir şey. Ablacığım sen o zaman git. Çünkü tamamen... Yani yanlış bir meslek seçmişsin sen. Bana bak, bana cevap verme. Sen yaşından başından utan. Herkesin mesleği kendine. Bana çamaşır suyu alman lazım diyorum. Yoksa temizleyemem ben burayı. Vallahi bu işi bıraktım burada ya. Merhabalar. Burası Genç Açık programı değil mi? Aa maşallah, bana yardımcı diye yolladılar herhalde bunu. Baksana. Al tut bakalım senin bu bezi, ıslat da getir bana hadi. Ne yapıyorsun ablacığım? Mete Hanım hoş geldiniz, buyurun oturun. Hoş bulduk. Kendisi profesörümüz, programın konuğu. Anam. Evet. Ben nereden bileyim ya profesörümüz oğlum? Baksana benim gibi giyinmiş. Ablacığım bu neyin stili bu? Canım ya, beni bilenler bilir. Ben mesela yazları Ege'de böyle organik bir yaşam yaşıyorum. Bu yemeli ve şalvarda otantik yaşama düşkünlüğümden. Ay çok güzel. Sağ ol. Benim de, ben de böyle giyiniyorum. Benim de efile olan düşkünlüğümden dolayı. Çok güzel. Mehtap Hanımcığım, ben şimdi Yeter Hanım'a haber vereyim. Kendisi programı başlatmak için sizi bekliyordu. Tamam. Çağırayım, gelin. Tamam. Bak bana çamaşır suyu yalnız vakit bana ha. Hadi. Ablacığım tamam, şu Yeter Hanım'ı çağırayım, halledeceğim diyorum ya. Abla sen orada kalkabilir misin? Ben oraya sileceğim. Tabii canım, tabii. Oraya oturmayın. Oraya oturmayın Ebi. Hanımefendi, ben burayı tekrar temizleyeceğim. Çünkü bir toz oradan oraya sıçrıyor. Oraya da fazla yaklaşmayın. Oraları da temizleyeceğim. Ayakkabılarınız kirli. Basmayın lütfen buraya. Ecan o da olacak, ben gideyim. Yani beni bozmaz. Yani benim hiç fark etmez. Gidebilirsiniz de. Sonuçta varlığınızla yokluğun beni hiç alakadar etmiyor yani. Allah Allah ya, ben sana bayıldım. Ay ne saygısızlık canım, ben böyle şey... Alo. Ne? Ne oldu? Kedim Pıncır sokak kedileriyle kavgaya mı karışmış? Ha? Şaka yapıyorsun ya. Karakolda mısınız? Ah bu Pıncır ya, bu Pıncır. Dur geliyorum, hemen geliyorum, tamam. Allah. Ay bana rejiden biri lazım, ben programa falan katılamam. Ya sen merak etme abla, ben rejime söylerim, sen git. Ay canım çok sağ ol, çok teşekkür. Ah bu kedim Pıncır beni mahvetti canım. Daha bezdi, daha be Pıncır'ım, daha be Pıncır. Aa Pıncır'a dikkat et abla, bak mat geliyor. Ondan sonra doğru mu onu doğru bakarsın ha. Ay
geçelim. Tamam, yerleştiniz. Tamam, Mesut Bey nerede? Mesut Bey, buyurunuz efendim. Buyurunuz Mesut Bey. Buyurun. Siz de oturdunuz. Ha? Ben de sizi bekliyordum. Siz de bu otantik kıyafetlerinizle Mehtap Hanım olmalısınız, değil mi? Ya ben Mehtap olmamalıyım. Ben Burcu'yum ve bundan da gayet mutluyum. Ha, Mehtap adını kullanmıyor musunuz o zaman ekranda? Yo, ben doğduğum günden beri Burcu adını kullanıyorum. Zaten gayet mutluyum, temizlikçiyim ben. Temizliğimi yapacağım. Herhalde. Siz toplumun temizliğinden sorumlusunuz. Siz cehaleti temizliyorsunuz. Zaten o yüzden bugün bu programdasınız. Rahat rahat oturun ne olur. Rahat rahat oturun. Bakın keyfinize, kahveniz de var önünüzde. Gençler hazır mıyız? Her şey yolunda mı? Mesut Bey siz de iyisiniz. Çok şükür. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok mutluyum sizi ağırladığım için. Aa, gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim. Programın konusu temizlikse benim de iki çift lafım var tabii. Tabii. Yayın için son 3, 2, 1. Gel beni çok al. Ben gelince içe giriş yapacağım. Alkışlayın beni. Tamam. Böyle. Akşamlar. Genç Açı programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu akşam Genç Açı'da inanılmaz konular işleyeceğiz. Gençler yerlerinde hazırlar ve sorulara cevap verecekler. Çünkü eğer olmazsa gençlersiz bir program gerçekten bizler için de imkansız olurdu. Gençler hazırsınız değil mi? Çünkü bu sorular sadece sizler için olacak. Gençler hazırsa artık başlayalım. Önce konuklarımı tanıtayım. Oxford Üniversitesi'nden ana bilim, siyasi bilimler, felsefe, coğrafya, tarih, matematik yok ve yok. Burcu, Mehtap, Yavaş hoş geldiniz. Mesut, Doçent Bey siz de yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, neyse lafı fazla uzatmıyorum ve ilk soruma geçiyorum. Gençler, hazır mıyız? Hı. Cep telefonları ve sosyal medya gençleri nasıl etkiliyor? Tembel mi oluyorlar, asosyal mi? Mesut Bey? Vallahi efendim şimdi gençlerin sorunları gerçekten çok büyük. Ama gençler nereye gidiyor derseniz bunu kestirmek... Mutlaka diyeceğiz, evet. Mesut Bey diyor ki gençlerin sorunu gerçekten çok büyük. Gençler nereye gidiyor dersek onu ben bilemiyorum diyor. Gençlerin ne hali varsa görsün diyor. Ve galiba gençlerin tepkisini çekiyor. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim benim biraz tepkimi çekti. Resmen bizi anlamıyorlar. Evet, inanılmıyor bize. İnanılmıyor. Hayır. Bir dakika. Arkadaşlar ben öyle bir şey söylemedim. Bakın şimdi. Tamam Mesut Bey size mutlaka geleceğiz ama gençler son derece rahatsız oluyor. Az evvelki tepkilerinden de anladık. Evet. Acaba Burcu Hanım ne düşünüyor? Burcu Hanım ne düşünüyorsunuz? Bu gençlik nereye gidiyor? Gençlik gittiği yere gider. Gençlik şeye gidiyor. Diskoya gidiyor. Diskoya gidip dans. Ondan sonra diskodan çıkıyor, tantuniciye gidiyor. Tantuni yiyor, orada başka şeylere de yiyorlar artık neyse. Ondan sonra problem orada başlıyor. Ondan sonra eve geliyorlar. Ya temizlik değil mi konu? Siz konuyu bir kere saptırıyorsunuz. Eve geliyor, pis ayakkabıları çıkarıyor salonun ortasında. Ha, pislik içinde çamurlu ayakkabıları halının ortasına koy. Bravo ya. Kim temizleyecek oraları? Hayır baktı. Kim temizleyecek o evi? Evet, ne kadar doğru. Affedersiniz Yeter Hanım. İşte nasıl kirletildiğimizin resmi ve ortaya atılan muhteşem çözümler var burada. Evet, müthiş bir talih. Mesut Hoca'nın aksine, gerçek aydınlı, Oxfordlu, aydın ve Oxfordlu bir hocadan gelebilirdi ancak böyle bir cevap. Ben tebrik ediyorum. Bravo diyorum Burcu Hoca. Bravo. Müthiş tahliller. Gerçekten yayında bir kıvılcım çaktı şu anda. Çocuklar çok haklısınız. Çünkü Oxfordlu olduğu zaman gerçekten iş çok değişiyor. Mesut Bey'in aksine Burcu Hoca diyor ki gençler temizlenecekler ve gençler aydınlanacaklar. Her türlü olabilir derken Mesut Bey ne diyor? Gençlerin tantuni yemesine ve diskoya gitmesine karşı çıkıyor. Hayır efendim, neden karşı çıkayım buna yahu? Saptırmayın olayları siz de lütfen. Niye saptırmayayım? İşte benim karşı olduğum şey. Bence daha fazla cevap vermeyin Mesut Bey. Daha fazla küçülmeyin gençliğin gözüne şu anda. Evet, vallahi. Bakın, evet. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bir kere siz asla gençlere tantuni yeme diyemezsiniz. Çocukları hamburgere, çizburgere, her şeye siz yönlendirdiniz. Siz... Arkadaşım ya... Diyemezsiniz. Yahu bir dakika titreyip durma arkadaşım, Allah Allah. Ben öyle bir şey demedim. Bakın Yeter Hanım, olayları çarpıtıyorsunuz. Bence saçmalıyorsunuz da aynı zamanda. Yani kısacası ortam çok kızışıyor. Gençler fena halde gergin. Siz diyorsunuz ki çocukları disco ve tantuniye mi yönlendiriyorsunuz? Yahu hayır, diskoya tantuniye neden yönlendireyim? Manyak mıyım ben efendim? İşte benim en karşı olduğum şey. Niye tantuniye yönlendirmiyorsunuz gençleri? En karşı olduğum şey.
Ayşe, 21. yüzyıl Türkiye'sinde, Türkiye'sinde, 21. yüzyıl Türkiye'sinde. Evet. Mesut Bey, galiba sizin tavrınız yanlış anlaşılıyor. Bakın, gençler çok geriliyor. Aslında gençler, Oxford'lu hocamız Burcu Hanım Tantuni derken orada bir metafordan bahsediyordu. Burcu Hanım, acaba metaforumuz yanlış mı anlaşıldı? Ya metafora ne verecek bir şey yok. Metafor her yerde var. Sen bilirsin. Bir belki avcılar, öteki zincirli kuyu zaten. Gide gelirsin, yer bulursan oturursun, at birini basarsın, çift yönlü bir şey. Bunu herkes bilir ya. Efendim, şimdi bunun yani çift yönlü metrobüsün bizim konumuzla ne alakası var? Ya ben anlamıyorum. Evet. Hanımefendi olayları manipüle ediyor. Bir saniye. Uyarıyor. Affedersiniz Mesut Hoca. Özür dilerim ama Burcu Hoca orada ülkedeki kutuplaşmadan bahsediyor çift yönlü derken. Ne yani, ülkede kutuplaşma yok mu diyorsunuz? Yok. Evet, yok. 21. yüzyıl Türkiye'sinde kutup var mı yok mu? Bunu var bir mı söyleyin. Sizin yüzünüzden bu ülke geride kaldı. Vallahi düştü. Bittim. Sizin yüzünüzden kalıyor. Allah Allah. O çocuk iyi mi ya? Sormayın, sizin yüzünüz hatası yok. Bana siz çekiyorsun yüzünüzü. Susun, susun. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Yani beni burada anlayan yok mu Allah aşkına? Ben burada ne söylüyorum, onlar ne konuşuyorlar ama yani. Mesut Hocam, ben sizi çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Konunun gidiş geliş metrobüse ne alakası var? Bizim en büyük sorunumuz bence gençlerin birlik olamaması. Gençler birlik olsalar, güzel güzel bir araya gelip konuşsalar, bence ayrılaşmazlar. Böylelikle farklı yönlere de gitmezler. Mesela ne bileyim, Avcılar Zincirlikuyu hattında farklı yönlere gitmezler. Aynı metrobüse binip aynı yöne giderler. Ah! Ben Burcu Hanım'la aynı fikirdeymişim. Ama... Yahu ama nasıl ya? Siz biraz önce söylemiyor muydunuz? Konuşma Mesut! Boş musun? Boş! Boş! Boş adam! Konuşma! Mesut, boş! Hiç istemeyiz ki böyle şeyler olsun canlı yayında ama şu anda ortalık fena halde kızışıyor. Ekranını şu anda açanlar için son noktamız şu. Mesut Bey'in boş bir adam olduğu anlaşıldı. Allah Allah! Boş! Burcu Hanım, son olarak ne demek istersiniz bu konuyla ilgili? Sizce gençlerin en büyük eksiği nedir? Hijyen. Bakın. Hijyen. Ne kadar kirlendiğimizi, kirletildiğimizi gösteriyor, söylüyor işte. Bakın. Bakın. Bravo, 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 bravo. Çok kirliyiz tabii, çok kirliyiz. Kim alacak bizim tozumuzu? Ya. Bir sünger olsa, silinse, gençler rutine. Kim yapacaktı bunları? İşte buyurun. Geçmişe çekilen sünger diyor. 21. yüzyıl Türkiye'sinde diyor. Buyurun. Sabun çok önemli. Sabun gençliği. Sabun. Siz ellerinizi yıkayacaksınız. O eller tertemiz olacak. Çitileyeceksiniz tırnaklarınızın içlerini. Suya sabuna dokunmak gerek diyor. Sessiz olmamak lazım diyor. Alın işte. Bu da kapak oldu Mesut'a. Kapak. Kapak. Allah Allah. Yahu gençler, ne kapağı? Ben burada sizin sorunlarınızı çözmek için geldim. Ama bu hanımefendi bir şey anlatıyor. Siz hemen alkışlıyorsunuz. Yahu suyla sabunla kafayı bozmuş bu kadın. Dili bu. Bana bak, senin o burnunu var ya, kendisini dönüşüme soksak müteahhit bulunmaz ya. Çekil, bana doğru gösterme burnunu. Ya ne oldu Mesut Hoca? Nasıl kapak geldi? Kapak, kapak. Böyle oldu işte, Oxford'un cevabı. Bence sus abi. Bravo. Tebrikler. Evet, genç açığı da tüm Türkiye'nin karşısında size taktılar Mesut Bey. Taktık. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Koskoca Oxford'lu bir profesörün yanında resmen ezildiniz. Ne demeyi bekliyorsunuz hanımefendi? Ezildiniz diyoruz beyefendi. Evet, ezildim. Yani ne oldu? Ne oldu acaba? Ah! Yani bir de bana soruyorum. Aziz Bey. Haklısınız. Sinirleniyor, terliyorum ama. Evet, haklısınız. Aa, şu anda kulağımdan uyarılıyorum çocuklar. Kulağımdan uyarılıyorum. Kulağımdan uyarılmak. Allah başka zeval vermesin. Aa. Yönetmenim beni uyarıyor. Yönetmen beni uyarıyor. Kulağıma bir şekil girmiş nasıl becer. Evet, buyurun. Bir yanlışlık var. Nasıl? Nasıl, nasıl? Aa, ilgi... Aa, Mehtap Yavaş. Mehtap Yavaş Hanım mı arıyor? Alo? Alo. Arkadaşlar, ben yayına yetişemedim. Oradaki bayan benim adıma konuşuyor. Sizi vallahi dava ederim. Çabuk çözün bu rezaleti. Kapıyı alalım Recep. Evet, ne kadar ilginç bir iddia. Canlı yayında böyle şeyler olabilir. O eğer şahsen kendisi Mehtap Hanım'sa... Siz kimsiniz? Ben Burcu'yum. Zaten bunu size 40 kere söyledim. Temizlikçiyim ben burada. Ha, ne oldu gençler? Ha? Oxford diyordunuz, Oxford diyordunuz.
Ne oldu? Ha? Sen titreşimde kalan genç. Ayılıp bayılıyordun. Sana söylüyor. Şişt, iri. İri kıyım. Sen konuşun bakalım ne oldu? Biz sizi denedik bir kere. Denedik. Denedik. Siz bizi sınıya bastınız. Sınıya bastı tamam mı? Biz biliyorduk ki. Aynen. Siz bizi sınıya bastınız. Tabii ki 21. yüzyıl Türkiye'sinde tabii ki bunu söyleyecek kişi siz değilsiniz. Sen kimsin be? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin bilir sen? Sen kimsin? Ay çocuk bayıldı. Allah Allah. Bu yeni çağın gençleri nasıl her bir konuda bu yani... Neyse efendim toparlayacak olursak. Sonuçta yanlışlıklar olmuş olabilir çünkü canlı yayındaydık. Genç açığı bir tartışma programı. Tartıştık mı? Tartıştık. Bayılan oldu mu? Oldu. Ayılan var mı? 21. yüzyıl Türkiye'sinde. Boşsun boş. Ayılan da var. Evet son sözlere gelelim. Ne söylemek istersiniz? Efendim. Bilgi sahibi olmadan konuşmayın. Yani düşünüyor olduğunuz sizi zeki yapmaz. Hoppa! Bu laflar hiç üstümüz alınmıyoruz çünkü artık programın sonuna geldik. Mesut Bey'i de ciddiye alacak halimiz yok. Burcu Hanım, son olarak siz değerli şahsiyet, evet. Size ne demek istersiniz acaba program kapanırken? Şunu demek isterim. Buyurun. Son sözüm bakın. Herkes kendi kapısının önünü temizlese... Temizlikçiler işsiz kalır. Burada da benim sosyal mesaj olarak vermek istediğim şey... ...sistem çoktan kendini kurmuş. Tartışmanın bir manası yok. Ya ben bir iyilik yapayım de, ben şu işi düzelteyim de, herkes kurtulsun, rahatlasın deyip bir iyilik yapıp, karşılığında hiç beklemediğiniz bir tepkiyle karşılaştığınız oldu mu? Arkada biri var, buyursun da. Trafikte iki arkadaşımı kavga ederken aracı olmak istedim, maalesef dayağı ben yedim. Ya bunu yaşamayan var mı? Nasıl gerçekleşti olay? Sen geçerdin, ben geçerdim derken kavga çıktı maalesef. Biz de aralayalım derken aracı yedi zopayı. Siz o sırada neredeydiniz? Ben de oradan geçiyordum o anda. Ha siz bir de yaya geçiyorsunuz. Evet, yaya geçiyordum. İkisi kavga etti, sen geçerdin mi? Sen bana niye yol vermiyorsun bilmem ne dediler, itişmeye başladılar. Maalesef, evet. Evet, siz de durun beyler ne yapıyorsunuz dediniz. Dedim, biriniz geçiniz, ikisinizden birisi geçecek muhakkak, yol verin. Bak, çok güzel, doğru. Şu arkadaş... Ne kadar mantıklı. Kardeşim, şu arkadaş haklı dedim. Sen ne karışıyorsun? Siz... Nereden mi? O arkadaş niye haklıydı mesela size göre? Biraz daha arabanın önü, biraz daha ondan ilerideydi. Öyle deyince haksız gördünüz. Evet. Ne yaptı? Senle karışıyorsun dedi. Evet. Bir anda suratımda hissettim o da. Ha öyle senle karışıyorsun demedi böyle. Hayır dedi. Çat diye ha, dedi. Ya ne olacak falan filan diye işte müdahale etmek istedim. Maalesef işte. Sonra nasıl tatlıya bağlandı olay? Ben oradan ayrılmak zorunda kaldım sonucu bilmiyorum. Hiçbir şey ne demediniz mi ya? Ne yaparsanız yapın dedim oradan ayrıldım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey efendim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi seyirler. Sağ olun. Şimdi bizim de çok iyi bir arkadaşımız var. Fakat bu iyilik hayatında başına neler açıyormuş veya ona iyi mi geliyormuş izleyelim efendim görelim. Buyursunlar. Hüseyin abi, hoş geldin. Gel şöyle otur abiciğim. Ya oturayım da sanki burada biri var gibi. Şimdi ayıp olmasın. Yok yok, ben şimdi toplayacağım onları. Ama dur canım, boş ver. Sen zahmet etme, ben toplarım. Hemen hızlı hızlı şey yapayım. Aa, Fikri, biliyor musun? Bugün benim doğum günüm. İş yerinden arkadaşlarla buluşacaktım. Onlara buraya gelmelerini söyledim. Bir de kız arkadaşımla buluşacaktım. Ona da buraya gelmesini söyledim. Ay kesin bana bugün burada sürpriz doğum günü partisi hazırlayacaklar ha. Acayip heyecanlıyım. Ah bitti. Ya çok teşekkür ederim Hüseyin abi ya. Çok iyisin. Ha bir de Fikri. Al sana bahşiş. Kalkanlar bırakmamış üzülme.
Ya çok teşekkür ederim. Ya çok iyisin Hüseyin abi, çok iyisin. İyi ki doğdun ya. Sağ ol. Ah, aşkım gelmiş. Bir tanem gelmiş. Merhaba. Hayatımın cücüğü gelmiş. Ne haber Hüseyin, ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Hadi gel. Canın sıkkın herhalde bugün senin. Ne oldu aşkım, hayırdır? Ya Hüseyin, eve yine bir sürü hediye yollamışsın. Ya bak, bu ne? Bu ne şimdi yani, Allah'ın sen? Bu, tamam onu geçtim ya. Bu ne ya? Bu ne şimdi? 100 tane var bundan evden. Yollama artık, bunu istemiyorum. Hepsini geçtim. Bu ne ya? Hüseyin, bu nedir bu? Aşkım bunların hepsi ay dönümü hediyelerimiz. Biliyorsun bizim birçok ay dönümümüz var. Ya bu ay dönümleri öyle bir... Ne çok kutluyoruz be ay dönümlerini ya? Neymiş? Beraber ilk akbil basışımızın ay dönümü. Bunun ay dönümü mü kutlanır? Ya yanında bir kere yanlışlıkla geğirdim. Onu bile kutluyoruz her ay. Niye beni mahcup ediyorsun ya? Ama aşkım şu anda çok abarttın ha. İlk kez bu kadar abarttın. Önümüzdeki ay bunu kutlayalım. Ya sen ne manyak, ne çeşitli manyaksın ya? Kutlamayalım bu ay dönümlerini artık. Kıl oluyorum dedim. Önümüzdeki ay, ondan sonraki ay neyi kutladık biz? Kıl dönümünü. Yapma bunu bana. Ama bak, kıl diye sana tarak hediye etmiştim bak. Bence yaratıcı bir şaka. Seni döverim. Çok yaratıcı döverim ya. Tamam. Konuşmamız lazım. Hüseyin, ben bu ilişkiyi yürütemiyorum. İnan bana, çok daha iyilerine layıksın. Çok ciddiyetle söylüyorum. Ayrılalım. Nasıl? Şaka. Şaka. Ay aşkım ya. Nasıl da şaka yapıyor beni. Nasıl da güldürüyor sevgilisini bak. Nasıl da ciddi ya şu an. Nasıl da hiç tepki vermiyor. Nasıl bayağı terk ediyor sen beni. Niye ya? Ya çünkü Hüseyin, çok iyisin. Fazla iyisin. Böyle gıcık edici derecede iyisin. Ya bu kadar iyi olunmaz ya. Bir kavga etmiyoruz. Bir şey etmiyoruz ya. Bir kötülüğünü görmedim ben senin ya. Bir kötü laf et ya. Ya bir pavyona git. Ya aldat beni, Allah'ını seversen bir kere aldat ya. Ya bir kere aldat, yemin ediyorum ya. Kızım sen manyak mısın? Sen beni böyle manyaklaştırdın, ben böyle değildim ki ya. Ne biçim şey bu? Kavga yok, dövüş yok, bağırış yok. Anca hediye, anca hediye. Böyle ilişki, lan böyle ilişki mi olur lan? Tamam aşkım, özür dilerim ya, bir daha olmaz. Özür diliyor ya, delireceğim. Ya özür dilemesi gereken benim. Ay özür dilemeyi özledim ya, gerçekten ya. Of. Hüseyin, ben bugün niye geldim buraya ha? Doğum günümü kutlamak için. Oha. Bugün senin doğum günün mü? Hiç vallahi bilmiyordum. Al işte. Ne kadar kötü olduğumu gör işte. Ne kadar iyisin o kadar kötüyüm. Ya saçmalama ya, ne kötüsü? Kötü insan öyle alenen söyler mi ben kötüyüm diye? Belli ki iyisin. Ağzını topla be, sensin iyi. İyi olan sensin burada. Bir dakika, o kadar da uzun boylu değil Sinem Hanım. Biraz hatayı kendinde arayacağım. Bence sen bayağı iyisin. Senin anan iyi be. Senin anan iyi. Ay senin. Ya senin anan çok iyi bir insan ya. Çok iyi yürekli bir insan o anan. Anamı karıştırma, anamı karıştırma. Benim anamın da kötü huyları var bir kere. Ne diyorum lan ben? Ya insanlar böyle Face'te ilişkilerine ne yazıyorlar biliyor musun ilişkisi olunca? İlişki var. Sen ne yazdın? Hadım. Allah Allah, mesele zaten kızları uzak tutmak değil mi? Ne? Sen anlamıyorsun benim. Efendim, tekrardan hoş geldiniz. Siparişlerinizi alayım. Ben bir soğuk su alabilir miyim? Soğuk su. Fikri, bana da bir çay ver be ya. Çayım iyi değil be abi. Sana gelmez. Hadi kahve var o zaman. Kahvem de kötü be abi. Sana gelmez. Kola? Gazı yok. Limonata? Pislik içinde. Bitki çayı? Adı bastım. Meyve suyu? Sana küsmüş. La yürü git, bir şey getir ver. Ver bir şey, meyve suyunu getir işte, içeceğim. Sana bunu yapamam Hüseyin abi. Sen çok iyi bir müşterisin. Sana veremem. Bak, al işte. Adam sipariş alamıyor senin iyiliğin yüzünden. Yani herkesi bezdirdin, anla gör artık ya, bezdik. Vallahi Hüseyin abi kusura bakma ama yenge haklı. Yenge affedersin, bir bahşiş bırakıyor, insan maaşını sorguluyor. Ya. Hayatını sorguluyor ya. Ya bu adama geçen çayına karbonat kattım, rüyama girdi karbonatlar. Lan niye karbonat katıyorsun o zaman? Bağırma bana, bağırma Hüseyin, bağırma lütfen. Sana karşı kendimi mahcup hissediyorum. Mahcup, lütfen. Sen çok iyisin. Ben bunu hak etmiyorum. Ay. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ne artık ya? Şeyci merhaba. Müdürüm. Müdürüm, İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ayakta kalmayın. Ayakta kalmayın. Şöyle buyurun. Oturun lütfen. Siz de gelin buyurun. Gel Dilek arkadaşım. Mesut'cum gel sen de otur. Gel. Gel sen de gel. Tamam.
İbrahim Bey, ben de sizi bekliyordum vallahi. Lütfen sinema açıklar mısınız? İyiliğin gerçekten iyi bir şey olduğunu ve kötü bir tarafının olmadığını açıklayın lütfen. Sabah sabah konular konuşuyoruz çünkü şu anda burada. Evet Hüseyin, biz de tam seninle bu iyilik mevzunu konuşmak üzere burada. Toplaştık arkadaşlarla beraber. Nasıl? Doğum günümü kutlamak için değil mi? Doğum günü mü? Arkadaşlar, şimdi konuşmayalım ayıp olur. Sonra... Hayır İbrahim Bey, bugün bu iş çözülecek. Hazır kapı açılmışken ben içeri dalıyorum arkadaşlar. Hüseyin'cim üzülerek belirtiyorum ki seni kovdum. Ah be, çok şükür ya. Dualarım kabul oldu en sonunda. Bir dakika, anlamadım neden ama raporları mı kötü hazırladım? Ya saçmalama deli, bayıldım raporlarına. Çok güzel hazırlamışsın. O kadar güzel hazırlamışsın ki ben bu kadar iyi rapor hazırlayan bir adamı hak etmiyorum diye düşündüm ve seni direkt kovdum. Ya saçma sapan konuşma, o nasıl bir iş ya? Başlarım ben böyle işe. Sen bana karşı mı geliyorsun? Yok canım, estağfurullah, olabilir mi öyle? Bak gene iyi ya. Arkadaşım, sen bizim başımıza bela mısın ya? Senin yüzünden biz göze batıyoruz. Ne bu böyle sürekli çok çalışıp iyi davranmalar falan, ha? Alo? He? Ulan gönüllü mesai diye bir şey çıkardın ya. Hayvan herif. Evde bile çalışıyorsun. Ya sana yetişeceğim diye uykusuz kaldım, uykusuz. Aylardır annemi göremiyorum, annemi. Tamam Mesut, sakin ol, tamam. Hüseyin'cim bak, sen çok iyi bir çalışansın. Sen oğlum 13 tane yabancı dil biliyorsun. Ben 13 tane dil olduğunu bile bilmiyorum. Yarın öbür gün sen benden zam istesen ben sana ne derim? Yok yok ya, zam istemem. Zam da neymiş öyle ya? Bir insan sırf hak ediyor diye zam ister mi ya? Çok saçma bence. Ya manyak herif! Zaten sırf sen istemiyorsun diye 4 senedir zam isteyemiyoruz. Alamıyoruz hiçbir yerde. Sakin ol. Ya tamam ya, ben de kötüyüm. Benim de bir sürü kötü huyum var. Misal geçen arkanızdan konuştum. Vallahi mi? Tabii. Ne dedin? Mesut, o Mesut için demediğimi bırakmadım. Dedim öyle, dedim de acayip uzun boylu dedim. Böyle affedersin sırık dedim. Ay canım ya, kıyamam. Gıybeti bile yani çok iyi. Ama seni hiç sevmiyorum ben. Konuş, konuşun ya, konuşun. Konuş. Sevmiyorum dedim, biraz daha konuşayım mı? Bir daha söyle. Sevmiyorum. Yavrum doğum günü kutlu olsun. Sağ ol Mehtap teyzeciğim. Ay canım. Gel, gel şöyle otur. Oturduğum binanın sahibi Mehtap teyze. Ev sahibim. Çok iyi bir insan. Bak doğum günüm için gelmiş. Mehtap teyze, bunlar beni işten kovdu. Bu da terk etti ne biçim. Ama sen ya, sırf benim doğum günüm için mi diye buraya gelmişsin. Gerçek dostluk budur işte. Hüseyin, seni evden attım. Sizin benimle olayınız ne? Sen niye evden attın beni? Çok iyisin be çocuğum. Ya teyze, ne alakası var? Şimdi benim evi istediler, çok para veren oldu. Diğer kiracıları çıkarmak istesem çirkef çıkaracaklar. Ama sen çok iyisin, beni kırmazsın diye düşündüm. Allah Allah! Niye ben çıkıyormuşum evden? Pışık yok öyle bir şey. Üzeceğim mi teyzeni? Yok, ağlama, tamam. Çıkarım evden. Tamam, sorun değil. Ay, sağ ol. Hüseyin! Eski sevgilim Işın. Ne? Senin eski sevgilin Işın Karaca mı? Evet. Doğum günüm için buraya gel. Bir dakika. İtiraf et o zaman, sen beni özledin. Hüseyin, senden nefret ediyorum. Feysin'den okudum. Burada olduğunu öğrendim. Dedim ki geleyim de karşılıklı şöyle yüzüne bağıra bağıra anlatayım. Senden nefret ediyorum. Tövbe yarabbim. Sen niye anlama? Ben sana ne yaptım ki Işın? Anlatıyorum. Senin yüzünden sürekli diyet yapmak mecburiyetindeyim. Nedenine gelince, biz beraberken yok efendim bu acı ponçik ponçik yanaklarının çok güzel. Yok efendim dımbıl dımbıl hallerimi çok beğeniyormuş. Yok efendim kilo bana çok yakışıyormuş. Sen dedin ben yedim. Sen dedin ben yedim. Sonuç itibariyle şiştim. Ama şu an vallahi maşallah taş gibi olmuşsunuz. Taş gibiyim, taş gibiyim ama açım. Açım, anlıyor musun? Açım, açım. Ellerim, ayaklarım titriyor. Bak, titriyor. Bak, bak. Şu an titriyor. Çok kötü bir durum, çok. Tamam işte, ne güzel. Tamam, diyet yapmışsın, zayıflamışsın. Hadi gel bunu kutlayalım. Sana şöyle bir güzel pasta yaptırayım ben. Hüseyin, senden vallahi iflah olmaz. Ne biçim insansın sen ya? Oğlum, bir insan bu kadar iyi olmaz. Evet. Ya artık ama o ne? O zaman ben hiç bu dünyada falan yaşamayayım, gideyim yani. Bu ne ya? Bu sebeple de ben geldim Hüseyin. Sen kimsin birader?
Ben Birleşmiş Milletler'den Bahadir. Bütün milletçe toplandık ve seni bu dünyadan göndermeye karar verdik Hüseyin. Ha? Çünkü sen bu dünya için çok iyisin uzaya. Bravo. Ne uzay ne uzay? Hayat mı var uzayda? Tek başıma ne yapacağım? Bir de yapmışlar dandik roket. Ben onun içine sığışamabilirim. Nefes alamam. Gitmiyorum bir yere. Ne demek gitmiyorum ya? Nasıl gitmiyorum? Senin için füze bile yaptık. Arkadaşlar 2 saat uğraştılar bununla içeride. Hayır. Yok canım. Sonuçta emeğe saygı. Ben gideyim emeğe saygı. Hadi o zaman ben uzaya gidiyorum. Tamam. Şey diyor musun? Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım. Güle güle. Geri dönme. Sağdan. Yok yok gitmem. Evet Hüseyin'cim son bir isteğin var mı? Eski sevgilim Işın bari bir şarkı söylesin de yolda giderken dinlerim ben onu. Hüseyin Bey'le başlayalım. Buyurun verelim mikrofonu. Teşekkür ederim. Şimdi hayatım... Önce siz ne yapıyorsunuz? Biz anlayalım. İsmim Hüseyin Yıldırımoğlu. Hastanede söylemekte herhalde bir sakınca yoktur, kamu hastanesi. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde organ ve dokunakli koordinatörlüğü diye bir meslek var. Hani ne iş yapıyorsunuz diye soranlara ben 6 ayda zor öğrendim, nasıl anlatayım diyorum. Ben de o yüzden mikrofonu size bıraktım. Organ nakliyle uğraşıyoruz, akciğer nakli yapıyoruz. Ülkemizde yeni başlayan, yani son 3-4 yıl içerisinde başlayan. Çok bilinmeyen bir şey değil mi çok bu? Çok bilinmeyen bir şey. Tabii birçok organ nakilleri yapıyor artık ülkemizde. Buna işte böbrek, kalp, karaciğer gibi nakiller yapılıyor. Akciğer nakli de başladı. Bize ulaşamayıp sadece bilmediği için veya yönlendirilmediği için hayatını kaybeden birçok insan var. Rakamlar binlerle ifade edilecek şekilde. Çok ciddi başarılar elde ediliyor. Yani dünya ortalamalarına yaklaştık diyebiliriz. Tabii yeni başlayan bir merkeziz. Bu yıllar geçtikçe daha da artacak diye düşünüyorum. Burada da bir 5-6 hastamızla sizin programınızı izlemeye geldik. Tabii ki hayatta hüzün, sevinç, acı, her şey bizimle beraber. Yaptığımız işte de öyle. Birçok acı ve hüzünleri aynı gün içerisinde yaşayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda bu konuda inanılmaz katkıları var. Hı. Yani çok fantastik bir iş yaptığımızı zaten söylerler. İşte uçaklar, helikopterler ve diğer bütün altyapıyla ilgili inanılmaz destek veriyor. Ben yaptığımız işte ziyade bu işi yaşayan bir hastamıza vermek görüşelim isterim. Görüşelim hastamız demeyeyim, arkadaşımız diyelim artık. Tabii. Buyurun Abdurrahim. Merhabalar, geçmiş olsun abi. Merhaba, teşekkür ederim. İsmim Abdülhaluk Mutlu ama herkes Haluk Mutlu diyebilir. Gayet iyisiniz, sağlığınıza kavuştunuz. Çok şükür. Ben yaklaşık 2,5 sene oldu zaten akciğer nakli olalı. Başta Hüseyin Bey'in de dediği gibi bu kamu hastanesi ismini vermekte bir sakınca yok. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin organ nakli biriminin başta Profesör Doktor Adnan Sayar ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Daha sonra organ bağışında bulunan aileye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ve ondan sonra ailemize sonsuz teşekkürler. Çünkü bu günlere gelmemizde onların çok büyük emekleri var. Harika. Evet biz bu yani durumda... Yani gönül rahatlığıyla ulaşılsın, bu hastalığın bir umudu var diyebiliyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü harika. 2012 yılının Aralık ayında ben nakil oldum ama ondan önce... maalesef böyle bir şeyden haberimiz olmadan biz sadece ölümü beklemeye başlamıştık. Allah korusun. Evet. Fakat Yedikule Göğüs Hastalıkları'na hastanesine gittikten sonra böyle bir umudun var olduğuna şahit olduk. Benden önce tabii nakil olmuş arkadaşlarımız vardı. Tabii bize de kısmet oldu. İşte 12. ayda da biz olduk. Şükür işte bugünlere geldik. Şu anda... Bunlara kafaya takmayalım. Doya doya yaşayalım değil mi? Hayatın tadını çıkaralım. Kesinlikle, kesinlikle. Çok değerli değil mi hayatımız? Hayat her şeye rağmen çok değerli. Şu anda işte benim 12 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sürekli amin cümlemizinkini. Onunla işte futbol oynuyorum, masa tenisi oynuyorum. Onun maçlarını izlemeye gidiyorum ve günlük bütün... aktivitelerimi çok rahatlıkla yerine getiriyorum. Oh. Bu duruma vesile olan bütün herkese gene huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmiş olsun sizlere. Yaptığınız görev çok kutsal. Ben bütün hastalar adına, umut verdiğiniz herkes adına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. En büyük cesaret ve kahramanlığı organ bağışlayan aile yakınlarıdır. Onlara da bir alkış rica ediyorum.
sloganı da şeydim, organ bağışı hayat kurtarır. Doğrudur. Teşekkürler. Şahaneymiş. Evet efendim, gayet umutlu bir haber. Biz çok mutlu olduk duyduğumuzda, o yüzden de paylaşalım istedik. Bunun dışında konumuza dönecek olursak, bizim bir teyzemiz var. Kendisi hastalık hastası. Her yerinin ağrıdığını, her türlü hastalığı barındırdığını düşünüyor. Bakalım bu durumdan onu kim, nasıl, ne şekilde kurtarabilir, kurtarabilir mi? İzleyelim, görelim. Buyurun. Dilek Hanım, Dilek Hanım artık başardık. Hem kapıya güvenlik koyduk, hem de hastanenin her tarafına bu afişlerden astık. Bravo. Artık Sinem teyze buraya giremez. Süper. Yalnız ben birazcık artık vicdan yapmaya başladım Fikri ya. Yazık kadıncağızın hastaneye girmesi yasaklandı resmen ya. Vallahi o da kontrolden çıkmıştı artık. Ya bir insan aynı gün içinde hem kabız hem ishal şikayetiyle gelir mi ya? Hatta bir kere de kendini ameliyathanenin kapısına zincirlemişti. Benim de içim bir kere açın da bir bakın diye ya. Vallahi artık o hastalık hastası olmuştu. Onun da çaresi yok. Yok. İyi kurtulduk. Kurtulduk ama nazar benim. Ayacıklar popoya. Lan geliyor mu? Güvenliği nasıl açtı? Vay ne güneline de hazırdı. Ayacıklar çok fena. Sinem teyze sen nasıl güvenliği açtın ya? Ay. Öldüm Fikri. Sen o güvenliği nasıl açtın onu söyle onu. Gençlik anlarımı anlattım. İşleri sıkıldı. Bayıldılar. Yerlere yattılar sıkıntıdan. O arada ben de sızdım Fikri yavrum. Ay bugün çok fenayım Fikri. Çok fenayım yavrum. Ay migrenim çok ucaştı. Damarlarım kapandı. Siyatim var benim. Kimse bana bakmıyor. Ya bak arabesk daha kendini acındırıyor. Neyin var acaba he? Neyin var? Saçında kepek mi var? Fikri oğlum vallahi çok kötüyüm. Niye inanmıyorsunuz bana? Aa, Dilek değil mi? Vay en sevdiğim kızım. Canım kız Dilek yavrum. Nasılsın kızım? Canım. Of of Sinem teyze ya. Vallahi iyiyim tamam sağ ol ama yemezler yani. Bak başhekim dedi ki Godzilla gelse bu hastaneye girebilir ama Sinem teyze giremez dedi ya. Yavrum. Vallahi çok kötüyüm. Niye inanmıyorsunuz? İnandın olsun çok kötüyüm. Baktırıyorsun benim seslenlerim acıyan. Vallahi bu ben bir yaratan be. Dayanamıyorum değilim. Evet kötüsün. Bu çok güzel oluyor ya. Bu hastalıkları dizerek şarkı yapıyorsun bu melodiyle. Bir tane de bana yapabilir misin? Vay azizim, azizim, oracıkta oturur. Çok oturursa eğer, tutu şiketi olur. Tüm oralar çok aradı, kalk gezin, sporunu yap, ihmal etme yavrum. Sıradan çok kötü oluyor, tamam mı? Heh, iki saat yürü. Tam ben anlattım. Tamam. Ana nina nina ana. Evet, evet. Anladık. Kötüsün. Ne oldu yine? Ya Sinem teyze çıkar mısın artık lütfen dışarıya? Bak hastanenin en yoğun... Kes sesi git. Tamam, hadi yeter. Vallahi bu noktaya getirdiniz beni. Çık şöyle. Al git ben notu. Kızım, bak. Vallahi şakam yok. Kötüyüm dedim inanmadınız. Vallahi bugün çok kötüyüm. Şakam yok dediysem daha deminden beri bir sürü şaka yaptım. Onları unutmayın ha. Kızım Dilek git bütün doktorlara sese bakayım. Hadi herkes benimle ilgilensin azıcık. Ama kesin talimat var ya. Bak vallahi şakam yok. Durun. Ay, ama... Ya korkmayın Dilek Hanım. Bir şey yapamaz o ateş edemez. Doktorlar çağır doktorlar. Ay tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Ya sen silahı nereden buldun? Ne oldu Fikri? Ilık ılık Yusuf'ladım bakıyorum. Hı? Ne oldu? Yok artık ama ya, yok artık ya. Yaşlı ve öfkeli. Hadi geçin bakayım doktorum. Dizilin bakayım efendiler gibi ha. Ay buralara kadar yürüyerek geldim. Vallahi dizlerim ağrıyor. İnanmazsan gel de bak. Vallahi çok ağrıyor. Ya bak yine arabesk yapıyor. Ya kadının hastalıklarından 7 albümlük şarkı çıkar. Bu neymiş ya? Bak bir de eline silah almış. Aman beyler dikkat edin ne oluyor böyle? Evet silah 9 milimetre.
Vallahi canımı sıkarsanız Fikri'nin alnının çatının ortasına vururum ha. Silah teyze ne yapıyorsun Allah aşkına? Abartıyorsun artık ya. Ne o silah? İndir o silahı. Yavaş yavaş. Tamam, tamam, tamam. Buramdan sekti, buramdan sekti lan. Yanlışlıkla ne oldu? Bak, silahı indirme. Ama beni muayene etmezseniz, bana tahlil yapmazsanız bu odadan birini vallahi aşağı morga indiririm. Bak bu da soğuk şaka Fikri. Üşüyorum, üşüyorum. Tamam Fikri sen sakin ol. Ya Sinem teyzeciğim o kadar gelip gidiyorsun hastaneye. Yok hiçbir şeyin işte, iyisin ya. Vallahi iyi değilim, kötüyüm diyorum. Vallahi her yerim ağrıyor. Ağrıyor da ağrıyor. İnanmazsan gel de bak. Aç da bak, gel de bak. Her yerlerim ağrıyor. Yok, yok. Allah Allah! Ya kadın sound değiştirdi, baba bağladı ya! Teyzeciğim, iyisin, iyi. Senin bir şeyin yok, Türk gibisin ya! Yani seni çok biliyorsun, terbiyesiz. Aa, İbrahim, canım oğlum, sen beyin cerrahiydin değil mi çocuğum? Evet. Hah, tamam. Kaç gündür başım ne kadar ağrıyor biliyor musun? Çatlıyor başım. Şunu açıp bir bak bakayım ne varmış içeride. Sinem teyze, senin beynin baza mı açıp içine bakayım? Hayret bir şey! Ne olur eline mi yapışır acaba? Eline mi yapışır? Şu halime bakayım. Baktırmayın beni. Kılıçlarım kapıyor. Sinem teyze, sesinle öldüreceğim beni zaten. Senin tipinle beni öldürecek. Senin tipinle böyle. Ben bir şey diyor muyum ona? Yeter artık da. Ben artık yardım çağırıyorum. Bu işi çözse çözse o çözer çünkü. Allah Allah, kimi çağırıyorsun ya? Kim? Gelince görürsün. Kim? Gelince görürsün. Çok merak ettim. Kim? Sen merak etme ben de. Allah Allah, kim? Kim gelecek ya? Oğlum başımı döndürttünüz ya. Hadi bakayım siz gidin kantinde şöyle bir güzel hastane tostu yiyin. Buranın tostu bir başka olur. Hadi bakalım. Şu paraları da alıp. Al yenice de ısınma. Sen de al. Oğlum al lan. Bileğimi mi kıracağım lan? Al şunu. Hadi bakalım. Hadi bakayım çay da için. Ben sizi ararım. Hadi. Bu kim ya? Simit adam mı? Bu kim lan? Sen ne istiyorsun bizden bıyıklı şirin? Bıyıklı şirin değil teyzem. Halkımın biricik kahramanı Halkmen. Kışın metrobüste yer vermeyen küçüklere dalar. Kalorifere açmayan şoförle te arkalardan münakaşa eder. Bozuk kumandayı elime fura fura tamir eder. Face'te insanların çirkin fotoğrafını siler. Okey'de de taş çalanı yakalarım. Kısacası kötülerin son ödeme tarihi, iyilerin kayınçosu, halkın biricik kahramanı Halkmen. Tahriklerimizden sakınınız. Bir dakika. Sen o zaman süper kahramansın. Ay gözlerinle böyle x-ray yapabiliyorsan bana bir check-up çeksene. Teyzem sen ne diyorsun ya? Sen hepimizi gömersin. Hayır. Ne check-up'ı maşallah. Hayır. Bana bugün bu muayene edeceksiniz. Bana tahlil yapacaksınız. Vallahi burayı yakarım. Yakarım ya. Midem yanıyor. Niye kimse inanmaz. Fikri bana öyle bakma. Ay Allah. Yanlışlıkla ne oldu? Teyzemin bağrı da yanıkmış. Teyzem sesin de Anadolu yaylalarının esintisi var. Vay be. Tam bir oksijen deposu. Çocuklar. Sizce de öyle değil mi? Ya çok tabii ya. Bayılıyoruz buraya. Tuh yüzünüze nalet olsun. Siz desteklemeyin zaten. Samimiyetsizler korosu. Teyzem uzak kaldı. Al şöyle yanıma gelin. Yok yok yaklaşma. Yaklaşma. Teyzem elini de mi öpmeyeyim? Nerede kaldı saygı? Nerede kaldı hürmet? Hayatta bırakma. Aa, bakın büyüklere hürmet gücünü kullanıyor. Not alıyorum. Not al. Sağ ol evladım, sağ ol çocuğum. Tabii ki de öpebilirsin, el öpenlerin çok olsun. Ay şu adam kadar olamadınız. Aferin sana gevrek evladım. Gevrek. Halkın biricik kahramanına başka biri gevrek deseydi onun dalağını çırpalardı. Ama sen büyüğümsün.
ne derse odur. Anlatın bakalım, nedir problem? Vallahi bende kalp var, siyatik var. Midem yanıyor, romatizmam zaten hep vardı. Zaten menisküsüm oradan siyatime aduket atıyor. Buradan beyin damarlarım böyle açılıyor, açılıyor. Kendi kendine kapanıyor, fenalardayım her gece ben. Teyzem, sende iç savaş çıkmış, haberin yok. Bir gıççığın olarak acil şifalar diler. Ama ben onu sormadım. Bu çocuğu rehin almışsın ya, hayırdır? Ya Halkmen, Sinem teyzenin hiçbir şey olmamasına rağmen evi yakın diye her gün hastanede. Evet, başkalarının tahlillerini alıyor, kendi tahlilliymiş gibi bize yutturmaya çalışıyor. Bir kere ben, yani kendisinin prostatını incelemişliğim var. Onu bir kere yaptım, doğru. Halkmen, Halkmen'cim, Sinem teyzenin acile girmesi kesinlikle yasaklanmıştı. Sonra ne oldu biliyor musun? Geçenlerde şu aşağıda bir kaza oldu. Gitmiş, yaraların arasına yatmış. Belki yuttururum diye. Ambulans şoförü tanıdı da Allah'tan getirmedi buraya. Bir de girişteki X-ray cihazı var ya, orada benim röntgenimi çek diyor bana sürekli. Ne var çeksin ne olur? Anlaşıldı, tamam. Önce teyzemizi bir oturtalım. Kaç yaşında kadın? Ayıptır. Ay, teyze, sandalyeyi de çekelim. Gel otur. Gel otur bakalım ya. Zayıf yönünü buldu, oraya çalışıyor. Tam bir halk kahramanı ya. Yazdım. Ay ay ay. Ay vallahi iyi, çok iyi geldi oturmak. Sağ ol evladım vallahi. Bu yaşta rehin almak falan yorucu oluyor vallahi. Aksiyon damağıma vurmuş. Sağ ol yavrum. Teyzem ne içersin? Soğuk, sıcak. Vallahi bir suyumuzu içerim oğlum. Teyzeme bir su. Su. Yanıt yok. Hemen getiriyorum. Su. Aha şurada var. Biraz hızlanıyorum teyze. Allah rızası için hadi. Hızlandı. Hızlanma gücü. Hızlanma. Yeni eklenmiş. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Suyu unuttum değil mi? Suyu unuttum, bana getireceğim. Suyu unuttum. Oh. Ya. Allah razı olsun. Asıl kahraman sensin. Allah. Bana da bir el at bakalım. İttir, ikinci viteste vurdurum, tamam. Sağ ol. Sağ ol evladım. İki dakikada ne kadar benimle ilgilendi gördünüz mü? Şu adam kadar olmadınız, yazıklar olsun size. Aa, sanki bizden su istediğini de vermedik Sinem teyze. Aşk olsun Sinem teyze, kalbimizi kırıyorsun artık. Sen konuşma, kazan dibi. Teyze, sen onu bunu bırak da şu kadın doğum uzmanı Mustafa var ya. He? Çocukların ilk görüntülerini görüp ultrasonda bu kendi de çocuk istiyormuş. Ama hiçbir kadın bunun suratına bile bakmıyormuş. Vallahi mı? Vallahi tabii ya. Şunun tipine baksana. Tarla sıçanı gibi. Kadınlar buna ultrason Mustafa diyorlarmış. Hayatta olmaz manasında. Ya ne oluyor ya? Beni niye gömüyorlar bunlar? Hayırdır? Dur dur. Şu anda teyzelerin dedikodu zaafına çalışıyor. Ya. Bunun bir anası var, bunun bir anası var. He? Anam kadın da değil, papuç, papuç. Aman, ısırsın o papuç dilini o kadın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu oğlanda da suç var. Erkek dedin o kadar anacı olmayacak. Hayır, kız tarafı istemez. Vallahi lafı ağzımdan aldın teyze. Helal olsun. Seninle çok iyi anlaştık. Aynı kafadayız. Vallahi ben de seni çok sevdim. Odun simidi oğlum. Sağ olasın, sağ olasın. Ne diyeyim burada sence? Ne desin? Nasıl neler konuşalım burada? Ne konuşalım? Bassana baba şeye. Vay be. Çok iyi anlaşıyor. Sen de onu çok seviyorsun. Ay, ben de seni çok sevdim. Canım odun simidi oğlum. Canım teyzem, senin o güzel ellerine silah yakışıyor mu? Vallahi beni bu hale bunlar getirdi. Hiç ilgilenmiyorlar bende. Kovuşlarım var diyorum. Dansırım var beni. Ölümlü değilim acıyorum. Böyle acılı acılı söylersen basürüm azar tabii. Kızmayayım diyorum ama beni sinirlendiriyorsun teyzem. Sen bırak bakalım o silahı elinden. Bırak o silahı. Yok. Bırak onu, al şu merdane eline. Al şunu.
Ver bakayım onu bana. Ne şimdi? Şimdi sen bundan bize güzel börekler aç. Bundan mantı yap. Kurabiyeler yap. Bize de yiyelim teyzem. Sen kısırı da güzel yapıyorsun da. Bakın, misafir ağırlamak. Halkman son darbeyi vuruyor Sinem teyzeye. Hadi yardım edelim. Bizden yardım edelim. Bu çok güzel bir merdane yalnız. Vallahi çok kaliteli. Neden aldın sen bunu? Eminönü. Ya deli. Ay açmaz mıyım ben size börek? Tabii ki de açarım. Hem de böyle pırasalı Arnavut böreği. Vallahi parmaklarınızı yersiniz. Vah 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 nasıl da canım çekti. Öyle yemeği de yemedik sonuçta. Tabii canım dışarıda yemek yemekten bıktık. Ana eli gibisi var mı şimdi? Vallahi ben de kurt gibi açım. Vallahi. O zaman ben hemen gideyim sizlere börekler açayım. Mantı da yapayım. Mantılarım var benim. Sarımsakla yeniyor. Ya helal olsun sana Akmer. Enerji merkezine dokundu ya sallandı. Kurtardın bizi. Sen doğru yere ayak bastın. Gel bakalım. Aslında çocuklar. Teyzenin ihtiyacı ne bir tahlil, ne MR, ne de check-up. Onun tek istediği şey biraz ilgi, biraz da sevgi. Bakın ne kadar mutlu oldu. Evet Halkman. Biz bunu anlamadık. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl anlıyorsun bunca şeyi? Çünkü onun adı Halkman. Teyzelerini tanımayan Halkman mı olur? Biz dedelerimizden, atalarımızdan öğrendiklerimizden Halkman olduk. Unutmayın, her teyze içinde bir yerde biraz ilgi, biraz şefkat ve paçalı don taşır. Adam haklı. Haydi bakalım, buradaki görevimiz de sona erdi. Ne zaman başını sıkışırsa beni mutlaka arayın. Allah Allah. Kimmiş? Kimmiş? Ne olmuş? Kim? Adamın da bir özeli var sonuçta. Yani biraz saygı. Eyüp'te bir kına gecesinde sandalye kalmamış. Kahretsin. Hayırlıyım oğlum. Haydi bakalım çocuklar. Yediniz mi tostları? Yedik abi. Neli yediniz? Sucuklu. Karışık bir şeyler yediğin belli. Şu tarafa doğru dön. Haydi bakalım yavaştan gidelim. Doktorlar bir gün geleyim de bana da bakın ya. Bunlar beni çok kötü taşıyorlar. Kesin bir sakatlık çıkacak. Haydi bakalım. Kalın sağlıcakla. Sağ... Deme sarılma. Kalın sağlıcakla. Sarıl. Lan yavaş oğlum. Oradan mı geldin? Yukarı bak. Hoşça kal. Hoşça kal mağdurların prensi. Hoşça kal kahramanların hası. Hoşça kal adamın dibi. Börek gelecek değil mi? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırımıza ve de sen de söyle.